bebişim. Şu tuzluğu uzatır mısın canım? Uzatamam. Kalk kendini al. Aa. Ben niye böyle konuşuyorsun ablanla? Çok ayıp. Al kızım. Sağ ol. Oben Hanım bugün ters tarafından kalkmış herhalde. Şimdi sana gösteririm elimin tersiyle Oben kimmiş, hanım kimmiş. Hop hop. Aksi cüce. Ne oluyor sabah sabah? Sen karışma bu işe, ihtiyar kadın. Kalbini kırarım. Mehmet, ne diyor bu böyle? Oben, kızım, niye sinirlisin sen bu sabah ha? Sinirli değilim ben. Aa, delirmiş bu çocuk. Çocuk sensin boncuk. Oben, sen sabah sabah şaka mısın ya? Şaka falan yapmıyorum kardeşim. Uğraşmayın benimle. Muhatap olmayın. Zaten olmuyoruz. Bu gidişle yalnız kalacaksın. İyice terbiyesizleştin sen ha. Efendim? Efendim? Efendim efendim? Efendim efendim? Efendim efendim efendim? Anne ben korkuyorum. O ben. Çabuk çabuk otur yerine. El hareketi yapma bana, el hareketi yapma bana. Çocuklar hadi geç kaldınız. Hadi hadi okula. Kadın ne yapıyorsun sen, manyak mısın ya? Bana ne, ilk o başlattı. Bu arada manyak babandır. Efendim? Efendim? Efendim efendim? Efendim efendim efendim? Eyvah yine başlıyor. Kızım kendine gel, ne yapıyorsun sen lan? Roket atar gibisin sabah sabah. Tokadı vurdu mu sümük gibi yapıştırırım duvara. Ne sinirleniyorsun? Sinirli değilim ben kardeşim. Uğraşmayın benimle ya. Üstüme gelmeyin üstüme. Kızım sen ne yedin, ne içtiniz, buna ne yedirdin? Sen mi yaptın bu kızı böyle ya? Sinirli değilim ben. Sinirli değilim ben. Uğraşmayın benimle. Abi kızım sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Bilmiyorum, çok sinirli. Allah Allah. Nihale açım açım. Kubat'ım kahvaltı hazır. Çayını da koydum. Yeme içme işlemini kendin halleder, zıkkımlanırsın artık. Ne yapıyorsun lan? Nereye? Dışarı çıkıyorum. Birkaç işim var Kubat'ım. Dışarı çıkıyorum. Birkaç işim var. Evet. Ne bu, sabah tiyatrosu mu Nihale? Hay benim işim gücüm olamaz mı yani? Hayret bir şeysin Kubat ya. Hayret bir şeyim ben. Nihale sen benden dalga mı geçiyorsun abisi? Nereye gidiyorsun kız sabah sabah? Bu ne? Bir yere gitmiyorum. Bir protestoya uğrayacağım 5-10 dakika, o kadar. Ne protestosu kız? Kadına şiddete hayır diyoruz. Taksim son durakta onun şeysine katılacağım herhalde. Kadına şiddete hayır şeysi. Allah Allah, çok güzelmiş. Bu ne? Ha bu mu? Ben de böyle işte pankart hazırlayayım dedim. Böyle kız kardeşlerimin yanında olduğum için böyle destek vereyim onlara diye şey ettim yani. He iyi etmişsin Nihale. Vallahi çok güzel düşünmüşsün buna. Ne yazıyor onda, ver bakayım. Ya genel sloganlar işte Kubat'ım, bir şey yazmıyor yani, bildiğin sloganlar işte. He öyle genel slogan diyorsun yani, ver bakayım, ver bir okuyayım bakayım. Ya vermesem Kubat'ım yani şimdi aç kapa bük falan zor olacak bana yani. Yavrum ver, ben geri kapatırım onu, ver. Ha keşke daha küçük bir kağıda yazsaydım, yutması daha kolay olurdu zar. Ya hiç merak etme, ben gerekirse sana bunu da yuttururum yani. O kadar zor değil, ben sana neler yutturmadım ki. Yani şimdi kesinlikle asla ve katiyen seni kastederek yazmadım. Yani ben ortaya genel öyle yazdım ki böyle yarası olan gocunsun hesabı diyerekten. Ha Nihal, biz de eşek değiliz ya vallahi, bakınca anlarız kimi kastettiğini. Bakalım anlayalım. Kadın döven erkek değildir. Nihale. Vallahi ben buna hiç üzerime alınmadım ama sen istersen kelime-i şehadet getir gene de. Ne olur ne olmaz, lazım olursa. Anam! Nihale kız! Kız! Kapıyorsun arkadaşım sen ya. Tabii. Buyurun dedim. Senin ne işin var oğlum burada? Görmüyor musun, uyuyorum ya. Uyumaya çalışıyordum daha doğrusu sen gelene kadar. Peki sen ne zaman eve geldin? Dün gece geldim de çok geç saatte geldim. Seni uyandırmak istemedim. İyi Allah razı olsun da sen eve nasıl girdin? Anahtar yaptırdım ya arkadaşım. Anahtar yaptırdın? Ve benim bundan haberim yok. Saçma saçma konuşma be. Şimdi söylüyorum ya. Ayrıca da saat kaç oldu ya? Bu herif niyeti bozdu Beşer. Hepten yerleşecek galiba eve. Hiç sorma abi ya. Vallahi ben de ondan korkuyorum. Neden korkuyorum? Saati öğrenmekten mi korkuyorsun? Ne saçma sapan bir adamsın sen ya. Ne? Uyanamadın galiba sen. Elim açayı yok mu? Bak gördün mü? Yerleşti bile. Sağ
Saçmalama de ya, tövbe de ya. Ne alakası var diye kurban olduğum ya. Ne demek ne alakası var? Sabahları ben başka bir şeyle kahvaltı edemiyorum, biliyor musun? Çok affedersin, gerçekten çok affedersin. Bunu ben bilmiyordum, bana da sürpriz oldu. Tapir kardeş, yanlış anlama da sen bu eve yerleşmeyi düşünmüyorsun değil mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Aletimi ver bana, entry girmem lazım. Aletimi ver. Manyak mısın lan sen? Aletimi ver, aletimi ver, entry girmem lazım. Entry girmem lazım, entry girmem lazım. Tabii kökünü gir hem vallahi ya. Allah senin belanı vermesin ya. Başıma... Hayvan! Allah belanı versin seni. Eyvah, içine virüs girmiş bu çocuğun Beşer. Yanmışsın sen. Bırak dursun Gayip abi, zaten yeterince girmiş. Ne oldu lan manyak? Oğlum sen benden de manyak çıktın hayvan. Anneciğim, ne olacak bu çocuğun hali? Yaşlandıkça daha düzelir. Nasıl yani yaşlandıkça? Canım yani o zaman olgunlaşacak. Söylediği cümlelere dikkat edecek. Daha farklı bakacak dünyaya. Ay anne, sen Nihat Doğan'dan mı bahsediyorsun? Sen kimden bahsediyorsun? Ben tabii ki o benden bahsediyorum. Ben sana söyledim. Uyarmıştım seni. Bu adamdan çocuk yaparsan böyle olur. Anneciğim saçmalama, rica ediyorum. Ay benle Aslen'i de aynı adamdan yaptım. Mi acaba? Bak seni mahkemeye veririm. Ağzını topla. Ay bu evde de hiç espri yapılmıyor ayol. Ya böyle espri mi olur ya? Öf! Günaydın kızlar. Günaydın. Bodrum'dan bir şey isteyen var mı? Var. Yerli yabancı turist getir bize. Karışık olsun şöyle ortaya. Bu gıcık esprine anca böyle tepki verebilirdim. Gülmeyeceğim. Zira turizm sezonu henüz açılmadı. Neyse ben yavaştan kalkayım, uçağı kaçırmayayım. Kahvaltı etmeyecek misin çocuğum? No tatlım, çünkü uçak kaçabilir her an. Gitmem lazım. Ay, en sevdiğim adam Rakçı Babür. Ölüyorum sana, hastayım tarzın olan. Ay yürü ya, ne oluyor anlamıyorum ki. Ne bağırıyorsun lan bana, atar mı yapıyorsun? Ne? Seviyorum adamı, Rakçı Babür diyorum ya. Oh. Rakçı Babür ne be? Rak söylüyor işte şarkıcı, görmüyor musun, duymuyor musun? Açsana be. Hastayım anne ya, çok fena hastayım ben buna. Tarzına ölüyorum, hasta oluyorum. Bence bu da hasta. Baksana böğürüyor. Annem ya, ne avamsın ya. O böğürsün diye konser başına kaç para alıyor, haberin var mı senin? E o zaman onlar da hasta. Anlamıyorsun, bari sus anne ya. Ne olur sus da adama dinleyeyim ya. Son klibi ya. İlk, son. Allah'ım ölüyorum ya. Açsana sesini. Ay Cücü, çok açmasam korkuyorum. Korkma, ısırmaz bebeğim. Ay adamım be. Tarza bak ya. Ölüyorum lan. Hastayım lan. Hasta. İyi misin? İyiyim. Emin misin? İyiyim dedik ya oğlum, üstüme gelme. Şş, bana bak. Milletin yanında kınımını yapma bana. Tamam bitti. Ya arkadaşım, benden başka uğraşacak kimse yok mu bu arabada ya? Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadın mı da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Gördün değil mi, şahit oldun. Nasıl da posta koydu babasına, koçum benim ben. He ya, baya gider yaptı psikopat vallahi ya. Oğlum, babası onu başına pitbull gibi yetiştirmedi yani. İcabında kralına bile posta koysun diye. Yapıyor da yani kız. Tebrik ediyorum abi, iyi yetiştirmişsin vallahi. Eyvallah, günün birinde senin de olur inşallah. Yok abi, ben almayayım, sağ ol. Ne demek ben almayayım lan? O ne demek yani? Çocuk için erken diyorum yani. O anlamda söyledim aslan abim. Yoksa kim istemez ki o ben gibi bir oğlu olsun yani. O manada şey yaptım abi.
Ben anlamadım ne dediğini. Yani kız da olur. Kız da olur, tabii. Yarın bir gün 3 tane çocuğun olsun, özellikle kız çocuğun nasıl manyaklaştığını anlarsın. Deliriyorsun oğlum ya. Görüyorum abi, evet doğru diyorsun. Alo. Efendim Tekin hocam. Müsaitim, buyurun. İtağın çomağı hazırla. O benim müdürüm. Evet hocam, tabii. Tabii, müsaitim. Hay hay. Hemen geliyorum hocam. Tamam. Ne oldu abi? Ne söylüyor? Ne bileyim, gelince anlatırım dedi. Allah Allah. Bir şey mi yaptı lan? İyi sen git, ben buradayım o zaman. Nazar değdirdin çocuğa. Önce kendi sınıfındaki arkadaşlarını dövmüş. Ondan sonra alt sınıfları tartaklamış. Daha sonra üst sınıflara saldırmış. Buna inanabiliyor musunuz Aslan Bey? Yani evet, yani şahsen inanıyorum. Ben kendi adıma inanıyorum yani. Evet. Bütün bunların hepsini de 10 dakikalık ilk teneffüs arasına sığdırmayı başarmış. Koçum benim, Rambo musun be? Bak eşek bay. Yani niye dövüyorsun arkadaşlarını? Yazık değil mi? Bu konuşma teklif etti, bu çıkma teklif etti, bu diklendi, bu laf attı. Ha bunlar da bacaklarıma baktı. Eşşoğul eşekler, gördünüz mü Lale'yi? Ha? Yani yavrum, gene de bu kadar dövmen gerekmiyordu çocukları ya. Günah bak, bak tiplerine bak, yazık günah. Neyse, siz bu durumda şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz Aslan Bey? Vallahi ne yapayım, ben de bunu pataklayayım bari. Yuh, bir baba olarak bulduğunuz çözüm bu mu yani? Ne yapayım hocam, baltayla mı doğrayayım? Yazıklar olsun ya. Bu çocuğun neden bu halde olduğu şimdi daha iyi anlaşıldı. Ne varmış lan çocuğun halinde? Tek başına pataklamış işte lavukları, ha? Neyse, bu seferlik bir işlem yapmayacağım. Ama bir daha böyle bir olay olursa, bu listeyi gelse elimden alamazsınız, anlaşıldı mı? Ya, çok iyi anladık efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim Tekin hocam, sağ olun. Kızım hadi sen de arkadaşlarından özür dile. Yok ya. Yavrum, özür dilesene arkadaşlarından. Bak Tekin hocam ne diyor? Üf, tamam. Özür dilerim. Aferin. Çocuklar siz de arkadaşınızdan özür dileyin bakayım hadi. Biz niye özür dileyecekmişiz ki öğretmenim? Ya? Biz niye özür diliyoruz ki öğretmenim? Biz niye özür diliyoruz ki? İnsan arkadaşının bacağını mı bakar he? İnsan o gidip inmeli çıkmalı şeylerden mi bahseder burada? He? He? Biz burada internet sitesi mi işletiyoruz çocuğum? Hadi. Tamam. Siz de kendi aranızda. Dur. Derse koş. Yürü. Derse koş. Çık. Çık. Aferin kız, süper malzemesin şerefsizleri. İşte. Aman gözünü seveyim, bundan sonra daha üst durupludu, iz falan bırakma suratlarında. Tamam, bırakmayız. Okul çıkışında falan yakala, bekle, sabırlı ol. Tam çıkıştayken teker teker indir hepsini, mevzu bitsin. Öf, ne diyorsun baba ya, zaten asabım bozuk. Ben daha ne asabım bozuk olacak eşek, ne güzel marizlemişsin lavukları. Görmedin mi, seni görünce hepsine titreme geldi. Biraz relax ol da. Nasıl yani? Rahatla deyince rahatlıyor mu insan kardeşim? O ben, babam ben. Senin karşında sınıf arkadaşın yok, kendine gel. Olsa ne olur lan? O ben. Tiklenme bana bak. Bugünü el birliğiyle rezil etmeyelim. Bugünün neresi güzel lan? Dalga mı geçiyorsun benimle? O ben. Kendine gel diyorum, anlamıyorsun galiba. Hayda, ulan ne desek suç oluyor sana. O zaman üstüme gelme kardeşim. Mazeretim var benim, asabiyim ben ulan. Yeter artık. Tamam o bendeyim, bir saniye bak bir şey izah edeceğim. Lanet hadi yap babana. Hepsine 500 veriyorum. Vallahi kurtarmaz abi. Bari 1500 ver. Neyi kurtarmıyor lan? Şerefsiz, nihayetinde çaldın ya bunları. Çaldım ama masraflarım var abi. Bari 1300 ver gideyim. Ya oğlum masraf dediğin nedir ki lan? Bir tane kadın çorabı işte. Tamam o zaman. Vermeyeyim ben sana para. Polisi arayayım. Gelsin hem sana yardımcı olsun. O kadar masraf etmişsin. Beraber taşıyın karakola. Tamam lan. Alçak herif. Ver 500'ü. Ha şöyle. Ya başka sıkıntın olmasın. Bak hallederiz böyle şeyleri. Ben seni her zaman bekliyorum. Ne zaman başın sıkışsa gel. Bir dakika. Al bakayım. Hayrını gör. La oğlum şu kadın çorabını çıkart kafandan. Gerizekalı. Seksi olduğunu düşünüyor galiba. Yürü. Ana. Gördün mü lan? Bak işte.
gibi gelmiş, bir de gerizekalı ya. Hoş diyorsun, güzel diyorsun, eğleniyorsun da bu çok tehlikeli, farkında mısın bilmem. La oğlum, bizim görevimiz tehlike lan zaten. Allah Allah, baksana 500 liraya nasıl kapattın 5000 liralık malı? Kolay mı oluyor lan bu işler? Tapir, öğren lan tapir. Polis gelse? La oğlum, polisin ne işi var lan bizim dükkanda? Manyak mısın sen? Nereden biliyorsun? Ya gelirse? Oğlum niye kıllandırıyorsun lan durup dururken insanı? Sabah sabah polisin dükkanda ne işi var? Manyak mısın nesin? Toparla şurayı. Lan! Dövmeden ne alıyorsun karı? Elin ayağın kırılsın hayvan. Bak, hala. Hap, 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 birader ne yapıyorsun ya? Git yengeyi başka yerde döv. Tükenlerini kapatma. Hadi git hadi ya. Başka yerde döv. Hadi başka yerde döv hadi. Nikahlı karımı nerede döveceğimi sana mı soracağım lan? Ya tamam, doğru söylüyorsun. Bak senin de dediğin gibi nikahlı karın ama tükenlerini kapatma kardeşim. Git başka yerde döv karını. Dövme yeri mi burası ya? Sana ne lan? Git içine bak lan. Ben sana ne dedim şenon? Allah razı olsun abim. Vur vur, ellerim dert gönlümüzdük. Ya tamam, sen de bir de git ya. Bir de git halin etmişe, sizle mi uğraşacağım? Kapatma kızım dükkanını. Ne var lan? Koş 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 koş. Oğlum haberin göbeğine düştü lan. Çek çek çek. Kaptım öyle dövülmez. Böyle dövülür şenol. Lan! Psikopat etme lan adamı! Lan! Lan! Yürü çık yukarıya. Bakma bana öyle. Kudurmuş şahsiyet seni. Yürü! El hareketi yapma bana! El hareketi yapma bana! Bir dakika ya. Allah'ım! Ne güzel bir manzara bu böyle. Bak gördün mü? Sevildiğini düşmanı. Aslancığım ne oldu? Yok bir şey hayatım, yok bir şey. Çık odana dedim. Bana öyle bakma. El hareketi yapma. Aslan ne oldu parmağına? Makineye kaptırdım ya. Bana bak. Koruma şu canavarı. O kaptı değil mi? O kaptı. Kapar kapar kardeşim, sana ne? Nasıl yani? O ben mi kırdı parmağını? Yok be kardeşim, ısırdı biraz ya, o kadar. Biliyordum böyle olacağını. Nihayet birbirinizi yemeye başladınız. Ay anneciğim, sen de çok acayipsin. Yani şimdi bu olay sence komik mi? Biraz tadına bakmış. Komple yeseydi üzülürdüm vallahi. Aslan, ne olacak bu kızın hali? Vallahi ben de anlamadım Meveş. Okulda da gitmiş, bütün çoluğa çocuğa dalmış. İnanmıyorum. Ha. Ama keriz gibi yakalanmış işte sonrasında. O kötü. Görüyorsun değil mi Mehveş? Bak, çocuğu kendine benzetti işte. Ne yani? Ben mi delirttim çocuğu? Yok, ben delirttim. Ha? Bak orada dur, doğru söylüyorsun. Ben delirdim mesela. Ayol, ben seni tanıdığım zaman deliydin zaten. Ah yeter artık ya. Beni de delirteceksiniz şimdi. Ya kızım elden gidiyor, siz hala birbirinizle uğraşıyorsunuz ha. Birbirinizle didişmeyi bırakın da ne olacak onu söyleyin. Yavrum ne abartıyorsun, bu kadar bağırmana çağırmana ne gerek var ya? Alt tarafı elimizi ısırdı işte, küçük bir şey, ne olacak? Küçük mü? Koparmış be parmağını. Yok be, ucundan biraz yani, şuradan şöyle kemirdi, o kadar. Velev ki kemirdi. Normal bir şey mi yani sence? Normal canım, ne olacak? O kadar kusur kadı kızında da olur, boş ver. Tabii, Afrika'daki kadı kızında olur. Lan benden başka konuşacak mevzunuz yok mu sizin? Saçmalamayın lan, dişlerimi fırçalıyordum. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Geri kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Garson içki getir. Yo moruk, çok içiyorsun son günlerde. İki dakika dikkat et kendine. Bu grubun beyni kim? Sen bilirsin. O zaman sen ne düşünüyorsun? Garson içki getir dedik. Lan arkadaşım, öyle garson marson konuşma. Hostessin ben de. Ah! Babür, rakçı Babür ve saz arkadaşlara inanamıyorum. Sizsiniz değil mi rakçı Babür? Bebeğim bilmiyorum gerçekten, ben bile ben miyim emin değilim. Ay şey, bana soruyorsanız gerçekten de sizsiniz. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem. Ah
Kim bilir ne derin bir cümle kurdun. Ah, tanıştığımıza çok memnun oldum. Keşke ben de senin kadar mutlu olabilsem bebeğim. Aa, benim kadar mutlu olmakta ne var? Benim maaşıma %10 zam yapsalar ben Nirvana'ya ererim lan. İşte benimki bu kadar basit. Sevdim seni kadın. İsmin ne? Ah, benim adım Jülide. Ama yakın arkadaşlarım bana Jülide canım benim der. Jülide canım benim. Getir şu içkileri de sünelim hadi hadi. Köpeğin olsun lan. Benden sana veriş. Hemen getiriyorum. Ah, bu arada bir imza alabilir miyim lütfen? Kalemim varsa neden olmasın? Ah, olma mı? Ahanda kalem. Nereye atacağım imza? Ay şey, kağıt. Kağıdınız var mı saz arkadaşları? Yok. Var. Ne arar bizde kağıt? Uyuyor. Getir koluna atayım. Kolum olmaz. Kabin amiri kızar. O zaman bacağına. Çüş. Hınzır. Ben biliyorum sana nereye attıracağımı. Şşt, kalabalık burası şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Grubuna yakışıklı sensin. Vallahi çok çirkinler ya. Su gelir güldür güldür. Geldim geldim. Hoş geldin Kubat'ım. Hoş. Su gelir güldür. Ne oluyor lan? Nereye kaçıyorsun? Daha kovalamadık, etmedik. Ortada durup dururken bir şey yokken ya. Nereye kaçıyorsun? Can Harlem diye bir şey var. Duymadın mı Kubat'ım yani? Ya gel gel Nihal'e. Kaçmaya gerek yok ya. Vallahi hiç dövecek halim yok. Bu gece kavga şiddet yok programımda. Yemin et. Ya gel, vallahi dövmeyeceğim ya. Kolumu kaldıracak halim yok diyor. Sen yemin et diyor. Vallahi mı diyorsun? Tuzak mı lan yoksa bu? Aniden böyle üstüme çullanmayacaksın inşallah. Nihal'e asabımı bozma. Var ya bak, zira ne kovalamaya, ne yakalamaya, ne tutmaya, ne pişirmeye, ne yemeye, ne de okuldan gelip hani bana, hani bana demeye hiç halim yok. Allah'ım Allah'ım, ne oldu sana böyle kız? Bir şey yok lan, yorgunum sadece. Bana bak, yoksa sen başka kadınları mı dövüyorsun sinsi sinsi ha? Ne ulan, kıskandın mı? He, kıskanırım tabii. Akrep burcuyum ben. Hem kıskanırım, hem kıstırırım. Kıskanma, kıskanma, kıstırma. Dur, sakin ol ya. Ben senden başka bir kadına şiddet gösterir miyim? O nasıl laf ya? İyi, gerçekten mi? Vallahi billahi. İyi madem. Ulan var ya, beni de dövmesen tam süper bir herif olacaksın ha. Ne kız, ben seni gerçekten dövmüyorum ki Allah Allah. Ne oldu, tekniğimden mi memnun değilsin? Ha, sen beni şakacıktan mı dövüyorsun yani? Hem niye memnun olayım? Mazoşist miyim ben, neyim? Nasıl ya, değil misin? E değilim tabii. Hay, mecburen böyle kaçamadığım için zevk almaya bakıyorum tabii. Ama hiç zevkli değil, onu da söyleyeyim. Ya sen ne karmaşık psikolojik duygular içerisindeymişsin de benim haberim yokmuş ha. Hay, sen nasıl kadın ruhundan anlarsın? Senin dımağın ne? Ne biliyorsun onlar hakkında? Dımağın ne? Ne? O ne dımağ? Beynin, beynin duygun şey yapar mı demek? Sus da haberleri izleyelim. Kadına şiddetin her gün artarak devam ettiği günümüzde zaman zaman umut verici olaylar da yaşanıyor sayın seyirciler. Bunlardan biri bugün İstanbul'da yaşandı. Sokak ortasında kocasından şiddet gören bir kadın, duyarlı vatandaş tarafından öyle bir kurtarıldı ki görenler oh olsun demekten kendilerini alamadı. Vay be! Allah'ım Allah'ım! Bize de böyle adamlar denk gelmiyor tabii. Cık cık cık. Sağ böyle adam denk gelse ne olacak dingil? Senin elinden hangi duyarlı vatandaş kurtarabilir ki? Olay İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Eminönü'nde meydana geldi. Nasıl? Ah, Kubat ayısı çıktı. O değil mi lan? Ta kendisi. E ne oluyor orada şimdi? Hatice S. isimli kadın yüzlerce kişinin gözü önünde aile içi şiddetin kurbanlarından biri olmak üzereydi ki isimsiz bir kahraman son anda imdadına yetişti. İsimsiz kahraman Kubat mı? Hem de kahraman. Aslan şaka yapıyorsun değil mi? Yani sen şu anda bir DVD koydun, oynatıyorsun. Yok be kardeşim. Şiddet düşkünü kocayı anladığı dilde uyararak yaptığının ne kadar yanlış bir şey olduğuna ikna eden isimsiz kahraman, şiddete seyirci kalınmaması konusunda binlerce kişiye ilham kaynağı oldu. Beh 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 beh. Hele. Şöhret oldu ya. (Gülüyor)
Beni eve kadar bıraktığın için çok teşekkür ederim Babürcüm. Ah, benim için de yolunu çevirdin tabii. Onun için de ayrı mutlu oldum. Ay ya, Amerikalılar gibi seni eve davet edip bir kahve ısmarlamak isterdim ama enişten fena Türk biri ya. Mümkün değil yani. Ah, neyse, ben ineyim artık. Bu arada verdiğin imzayı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. İyi geceler. Ah, beni düşün uyurken. Bir şey demeyecek misin? Kim bilir gene kiminle fingir diyor ayran gönüllü kobra. Bak bu sefer ben de merak ettim şerefsizi. Bu kız bize yar olmaz Tapir'cim, ben sana söyleyeyim. Vallahi hocam kendi adına konuş, benim hala ümidim var. Vallahi. Yazık lan, sen benden daha romantik salak çıktın vallahi. Ha? Daha romantik salak çıktın benden. Yok yok, aynı gibiyiz. Bunun şerefine içelim mi? Ha, içelim. Biraz daha bir şeyler içti. Sonra da beni eve bıraktı. Oh, sağ olsun. Şık şık şık. Neydi bu herifin adı? Öf, 100.000 kere mi söyleyeceğiz ya? Koskoca meşhur rakçı Babür. Meşhur, meşhur. Nasıl meşhur kardeşim? Ben bile tanımıyorum adamı. Yani Allah Allah, meşhuriyete bak. Laf. Her meşhuru tanıyor da sanki. Bana bak kız. Kapıya kadar bıraktı mı? Evet. Kahve içmeye çağıracaktım da riske girmek istemedim. Öpüştünüz mü peki? Çüş, daha tanışır tanışmaz meraka bak. Ya henüz buna fırsatımız olmadı tatlım, maalesef. Kim bilir neye fırsatınız olmuştur bilmezken. Hiçbir şeye canım. Hayret canım. Şimdilik imza almakla yetindim. Zira bilirsiniz, ünlülerden imza alınır, adettendir. Önemli olan nikahtaki imzayı almak. Espiritüel Asalet Hanım, merak etme, çok yakında o da olacak ve şaşıracaksın. Ama şimdilik bununla idare ediver. Tatam, bacağıma tikel, tikel bacağıma. Kız kapat şu bacağını be. Bakma kardeşim, önüne dön ya, laf hayret bir şey. Koskoca Babür'den almışım ben imzayı, çaktırmışım bacağı, Allah Allah. Cüce ablacığım ne yapıyorsun? İmzayı gösteriyorum, görmüyor musun? Bak. Ay çok saçma. Sensin lan saçma. Ne yapmış? Bir şey yapmamış. Bacağını imzalamış sadece. Sadece bacak mı? Ne ima ediyorsun kardeşim? Ne zannediyorsun sen beni ya? Hayret bir şey ya. Aa. Kızım bana bak, kendine gel. Hemen gidiyorsun, onu sabunla bir güzel yıkıyorsun, çıkartıyorsun. Hadi. Ay merak etme. Yıkayacağım. Ama önce seni kızlarına göstereceğim. Göstermeyeceksin. Çocuklara kötü örnek oluyorsun Jülide. Lan uyuz etmeyin beni. Ya. Teyzeciğim. Ya anne ya. Dur. Durun dur kızlar, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Ya. Bu oğlan iyice kontrolden çıktı. Ya anne, vahşileştireceğine kurtar bizi. Ne vahşileşmesi lan, kendine gel. Kim bilir ne yaptınız çocuğa. Fısır 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 fısır. Bu uyutmadınız be kardeşim. Anne. Ay kızlar. Şükür aslanım, hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Ne oldu? Moralim bozuk. Ne olacak bu çocuğun hali ya? Vallahi bilmiyorum. Bir doktora mı götürsek acaba? Niye be kardeşim? Benim çocuğum deli mi? Yani birkaç gündür aklı başında olduğu söylenemez. Ne bileyim yani. Niye geliyor bizi buluyor bunlar ya? Bir anne olarak teşhisi koydun yani. Kafayı mı üşüttürüyorsun çocuğum? Ay yok canım, öyle bir şey demiyorum. Yani belki sadece sinirleri bozuktur. Depresyondadır falan, ne bileyim. Ya küçücük çocuk niye depresyona girsin ya? Hı? Depresyona. Hı. Ya ben de öyleydim küçükken. Ya biraz asabi bir çocuk işte, o kadar. Ha. Yani şimdi düzeldin öyle mi? Ne bileyim yani, hani
İnsan yaşlandıkça içindeki öfkeyi başka bir yerlere kanalize ediyor yani. Bak sen. Nereye kanalize ediyor mesela? Işığı kapatayım göstereyim. Ben de bunu bekliyordum. Kapatayım mı ışığı Meviş? Hayatım ya biri gelirse, saçmalama. Daha iyi işte, ışık kapalı şeker gider. Mantık o. Hayır, biraz düşünmem lazım. Neyi düşüneceksin yavrum? Işığı kapatayım mı açayım mı yani? Bunun düşünecek neyi var Allah'ını seversen ya. Hadi kapatayım be, ne olur be. Meviş, kurban olayım be. Ay çok yalvardın. Tamam, iyi madem. Maden, ne madeni? Tamam. Evet. Evet yani. Evet. Kapatıyorum. Evet. Tamam, bu noktada kal. Sakın kendini bozma Meveş, tamam mı? Çok güzel, bu duygu güzel. Yavrum. Yerim senin o kedi canını. Maşallah, maşallah, maşallah. İnşallah. 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 İnşallah, inşallah. 2012'deyiz. Kıyamet kopacak diyor. Ben daha kendimi koparamadım Meveş, kurban olayım sana ya. Sakın ışığı aç deme bana bak. Işığı kapatıyorum, hemen mevzu bitiyor. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hiç yapmıyorum. Bu gece burada yatabilir miyiz? Niye lan? Çünkü o canavarlarla onu duymak istemiyoruz. Sağ olursun. Ay babacığım kızım. Hogan yaktın lan beni. Ne domuz gibi geldiniz ya. Bir kendinize gidin. Tamam. Tamam. Tamam hadi burada uyuyun. Şöyle sarılayım da. Lan lan lan. Lan dedim hanım. Hanım sen dedim. Annem, sen de dön. Hadi kızlar uyuyun, hadi bakalım. Yavrularımı diye. Yatın. Ne yapıyorsun lan? İngiliz hasta. Sana ne? O ben, iyi misin? Uf, şu soruyu sorup durmayın bana ya, uyuz oluyorum. Ne uyuz oluyorsun kızım? Ya babanla paylaşsana, senin yediğin bir şey mi dokundu sana ya? Ne alakası var ya, kafam bozuk benim, midem değil. Psikopatım diyorsun yani. Psikopat değilim ben. Oğlum bağırma. Yan yanayız bak. Niye bağırıyorsun? Açık oturumda mıyım ben? Niye bağırıyorsun yavrum? Rahat bırak beni. Tamam bırakayım da niye bağırıyorsun? İnsanlara da bağırıyorsun. Yapma yavrum. Ne oldu sana, bir Fransız büyüsü falan mı yaptılar ya? Gözünü seveyim benim yavrum. Nazara geldim vallahi. Obamam benim. Baban şimdi seni bir okur, hiçbir şeyin kalmaz. Ulan üşafirle mi dolanıyor üstünde senin? Ne oluyor? Yeter be. Hadi çık dışarı. Başla. Işığı da kapat. O derece yani. O derece yani. Bak giderim ha. Git. Tamam gidiyorum. Bundan sonra ilgi yok. Baş. Para da verme. Verme. Işığı da kapat. Bak ağlarım ha. Ya Nihalet şuraya bak ya. Bütün gazeteler, mecmualar, köşe yazıları, spor sayfaları hepsi benden bahsediyor ya. Artık gereğini yaparsın değil mi kubatım? O ne demek lan? Kahraman olmak kolay değil demek yani. Madem ki sen bu şiddet gören kadınların isimsiz kahramanısın, artık Nihalet'e de gül gibi karına da şiddet göstermeyeceksin demek. Ya ne alakası var? O iş başka, bu iş başka. Atmayız. Ay nasıl, Allah'ım Allah'ım ya. Nasıl o iş başka, bu iş başka? Hiç yakışır mı hemşerim sana böyle karısını dövmek? Bu güzelim karizmaya, bu güzelim imaja yakışır mı? Doğru söylüyorsun ha. Vallahi imaj, karizma falan bende yıkılıyor. Batman gibi kahraman oldum. Herkes benden bahsediyor. Adımı sanımı bilen yok. Hah işte ben de onu diyorum Kubat'ım. Neyi diyorsun? Şöyle ki, yani sen bana şimdi darp marp uygularsın, Allah korusun. Ben de giderim polise molise şikayet ederim. Herkes senin adını bilir, sonunu bilir. Bu karizmaya, bu imaja yazık olur diyorum. O yüzden endişelendim biraz. Çakal, vallahi çok çakalsın ha. Çok güzel denemeydi. Ama yemezler. Pışık! Kahraman oldum diye bunca yıllık zevkimden vaz mı geçeceğim lan? Manyağa bak. Tüh, yazıklar olsun. İsimsiz kahramana bak. Kendi karısını dövüyor. Ne biçim kahramansın be? Ya ne alakası var Nihal'e? O iş başka, bu iş başka ya, Allah Allah. Hay hiç de öyle değil yani. Ayrıca niye ben o kadınlardan biri değil miyim yani? Niye benim isimsiz kahramanım yok? Ben varım ya lan işte. Ay! Bak en sevdiğim pozisyon, sakın bozma. Kapıyı açıp hemen geliyorum ha. Kal böyle. Hadi hadi bak bakalım kimmiş. Kim kim?
bu saatte ya? Her kadın çiçektir, her çiçek kadındır. Kadınlar dayak istemez, çiçekler gübre ister. Teşekkürler, daha sonra basın açıklaması yapacağım. Hadi be, yürü be kardeşim, yürü be. De git. Bak hala laf atıyor. Bas lan kornaya, kornaya bas. Bassana lan kornaya, bassana. Yavrum dur, gerek yok, tamam. Kendine gel, bırak. Ne sırıtıyorsun lan sen de? Titremeyin lan siz de. Sinirlerimi bozuyorsunuz. Allah'ım, çocuğun kristalleri oynadı ya. Çabuk falan içiyor. Eline gel. Tamam yavrum, geçti yavrum. Tamam, tamam yavrum. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Hakikaten çok acayip. Anneciğim, neymiş acayip olan? Şu Kubat ayısı. Baksana, kahraman oldu. Ay ne yapalım canım? Yani demek ki kahramanlık yapmış adamcağız. Kim? Kubat. Ha. Kahramanlık yapacak. Hem de adamcağız ha. Anneciğim baksana. Gazete öyle demiyor. Resmen kadını kurtarmış adamın elinden. Bak. Bence yanılıyor. Yanlışlıkla olmuştur o. Ay anneciğim böyle bir şey yanlışlıkla nasıl olur ki? Ay bu dünyada o kadar çok şey yanlışlıkla oluyor ki. Ne mesela? Sen mesela. Bak. Biz o gece babanla radyo dinleyecektik. Ya. Ama radyonun pilleri bitti. Ay, ne oldu? Mehveş. Senden hiç üstü kapalı konuşulmuyor. Üstü kapalı derken? Mehveş. Efendim? Seni bir döverim. Bir döverim. Elimden salak kahraman Kubat bile alamaz vallahi. Tekin Bey? Evet. Artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi Mehveş Hanım. Hasan Bey evde mi? Kendisi işte. Güzel. Hemen çağırır mısınız? Bu konu biraz önemli. Tamam, olur. O ben. Gel bakayım. Ya arkadaşım hayret bir şey. Hakikaten seni kahraman zannediyorlar bunlar ya. Ne demek kahraman zannediyorlar oğlum ya? Hasta hasta konuştuk mu insanı? Zaten kahramanım ya. Sen adamı onun için mi dövdün? Kadını kurtarmak için mi dövdün adamı? Başka iş için mi dövdün? Sen neticeye bak nihayetinde. Dövdün mü dövdüm. Kadını kurtardım mı kurtardım. Kahraman oldum mu oldum. Süpermen dediğinde benden farklı bir şey yapmıyor ki. İkimiz de aynı. Süpermen'le ben çok benziyoruz birbirimize. Askerliği beraber yapmış gibiydi şey yani. Aslında şu isimsiz kahramanın komunu mumunu almak lazım ha. La oğlum dükkanın bereketini kaçıracaksın. Ne biçim konuşmalar bunlar? Komunu mumunu ne ya? Ya domainini diyoruz yani. Ha şimdi oldu, çok güzel anladım. Domain ne oğlum? Nasıl anlatayım bu saatten sonra sana yani? Bu yaştan sonra nasıl anlatabilirim ki bunu sana yani? Tövbe ya. İyi günler. Buyurun ya. Hanımlar. Nasıl yardımcı olabiliriz? Sen olamazsın, çekil bakayım. Bize seni gerek, seni. İsimsiz kahraman. He size beni gerek, beni mi? Nasıl yani? Kadına şiddete hayır platformundanız biz. Ve bize katılmanı istiyoruz. Size mi katılayım? Niye ki yani? Siz kimsiniz ki? Bu mücadele artık sensiz olmaz. Evet, acilen bize katılman lazım. İsimsiz kahraman. Yalvarıyoruz sana. Ya öyle katılmak matılmak. Abartmayalım ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Haydi hanımlar. Biraz alışveriş yapalım. Destek olalım isimsiz kahramanımıza. Ben bir elektrik süpürgesi alayım. Bana bir buzdolabı sar. Ben de koltuk takımlarını alayım. Bana da bir çek yat lütfen. Tamam, burada mı kullanırsın, paket mi yapayım? Şaka yaptım ya. Oğlum hemen yardımcı ol bayanlara, kadınlara. Bekletireyim mi oğlum? Tamam. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Buyurun, geçin, geçin. Gurur duyuyor. Kadınlar seninle gurur duyuyor. Oğlum hepsini göster. Bak çek yatana da kasket bedava filan. Tamam buluyoruz zaten. Bakıyorum her şeyi gösteriyorum ben. Oğlum abi. Tost makinesini filan göster lan. Abi tostu buldum da makineyi bulmakta biraz zorlanıyorum. Ne diyorsun isimsiz kahramanımız? Bizimle misin?
Ben hep sizinleydim ya zaten, kurban oldum. Baştan beri öyle düşünüyorum zaten. Buyurun lütfen. O zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Bakın, size son bir şans daha veriyorum. Eğer benim dediklerimi yapmazsanız, bu çocuğun sizden alınıp devlet gözetimine verilmesi için elimden gelen ne varsa yapacağım, haberiniz olsun. Ah, buyurun, buradan yakın. Anne. Kızım. Devlet gözetiminde mi? Evet efendim, devlet gözetiminde. Maalesef öyle. Çünkü sizin artık doğru düzgün çocuk bakabileceğinizden emin değilim. Ne yani, kızım elimden alacak mısınız? Hanımefendi, çocuklar annelerinin babalarının malları değildir. Çok doğru. Üstelik bu yavrucak bu evde kaldığı sürece psikopat olacak. Kesin. Oysa devletin o şefkatli kollarında vatana millete hayırlı bir birey olabilme şansı da var. Olabilir yani. Neyse. Siz şimdi benim dediklerimi yapacak mısınız? Tamam, ben söz veriyorum. Evet, ben de söz veriyorum. Ne gerekirse yapmaya hazırız. Tamam. O halde terapiste gitmenizi istiyorum. Buyurun. Tamam. Nereye isterseniz giderim ben. Hayır. Meybeş Hanım, sizin gitmenize gerek yok. Esas siz ikiniz gideceksiniz. Siz ikimiz, yani hangi ikimiz? Nasıl yani? Biz ikimiz mi gidiyoruz? Niye? Evet, çünkü anladığım kadarıyla sorun siz ikinizden kaynaklanıyor. Bir dakika dur. Kart olacaktı şurada. Buyurun. Bunu hemen aramanızı ve bugün gitmenizi istiyorum. Unutmayın, doktorun size vereceği rapora göre ben de Milli Eğitim'e rapor yazacağım. Bilmem, anlatabiliyor muyum Aslan Bey? Çok güzel anladım Tekin Hocam da yani... İnşallah bu terapi çok fazla tuzlu değildir hani parasal anlamda. Aslan, böyle bir durumda düşündüğün şeye bakar mısın? Tabii. Merak etmeyin, bir şey ödemenize gerek yok. Aramanız yeterli. Ama unutmayın, bu çocuğun geleceği ikinize bağlı. Yanlışım ben. Ah kızım benim. Ay, tahmin edin, Babür beni nereye davet etti? Etsenize lan. Edemiyorsunuz değil mi? Ah, konserine davet etti. Hem de backstage'e. Allah'a inanamıyorum ya. Neler yapacağım orada, hayatımda ilk defa konsere gidiyorum. Rock konserine. İçeceğiz, dağıtacağız, kusacağız, civcivleyeceğiz. Gitar parçalayacağız. Oh, yeah. Aa, bu kim? Adam varmış burada. Ben... Gözüm birisini görsün ya, gözüm birisini görsün ya. Şşt Beşer, gördün mü? İlişki durumunu değiştirmiş. Ne? Jülde diyorum, Jülde. Eskiden ilişkisi yok yazıyordu, şimdi nişanlı yazıyor. Ver bakayım. Vay alçak kobra. Babür kim? Babür yok, Burakçı Babür. Onun nişanlanmış işte. Vay metalci kobra seni. Ne zaman nişanlandılar lan? Niye bizim haberimiz olmadı? Ya hesapta işte, internet nişanlılar. Ulan gül gibi kızı kaçırdık lan. Yazıklar olsun bize be. Sen kendi adına konuş arkadaş. Hiç o Ozozman çakmasına kız kaptıracak halim yok. Her türlü araklarım ben onu. Tamam, sen onu arakla. Ben de senden gasp etmesini biliyorum. Tamam mı tapirciğim? Oğlum hani seviyordun sen bu kızı? Sevsem ne olacak? Görmüyor musun? Başkasıyla nişanlandı sürtük kobra. Geçmiş olsun, uğurlar olsun. Allah meskut etsin. Yeline! Ne yaptın lan o benim? Telefonu ver, çeyim lan benim o. Telefonu ver, yürü git telefonu. Nereye gidiyorum ben ya? Siz beraber gidin. Hem benim ne işim var bu kadınla? Ay ben çok meraklıydım seninle terapiste gitmeye. Bana mı diyorsun? Yok babana. Sana diyorum tabii. Ben mi meraklı gibi duruyorum? Hem kendin git bak. Daha iyi olur. Hiç değil zeka seviyeni ölçtürtürsün. Tamam mı lan? Gideceğiz. Ölçtüreceğiz zekamızı. Yalnız IQ'su küçük çıkan, büyük çıkana abi der. Ne abisi ya? Sen de ölçülecek IQ'm var Allah'ın sırası. Şaka yaptım ya. Yukarı tükürsen bir, aşağı tükürsen sıfır çıkar ya. Zekama laf eden genius olsa. Yuh be. Ya ne biçim insanlarsınız siz? Ya kızımı elimden alacaklar, siz hala birbirinizle didişiyorsunuz. Ne yapayım kardeşim, önce o başlattı. Hadi canım, IQ'me laf eden kimdi? Allah'ım günahım neydi? Bak, üzdün kızımı. Kim üzdü? Sen üzdün. Ben bir şey yaptım mı eve? Söylesene ya. Tamam, yeter. Kalkın, çabuk. Ne oluyor, niye kalkıyoruz? Kalkın. Ne oldu lan, deprem oluyor. Gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz ya? Bir yere mi gidiyoruz? Biz gitmiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Hadi. Ha? Hah?
Ha? Evet. Gelin! Merhaba, müsait misiniz doktor bey? Hiç bu kadar müsait olmamıştım. Buyurun. Oo. Yaşlı manitalarla takılıyorsun he? Efendim? Yok, bir şey demedim efendim. Buyurun, otur, buyurun. Buyurun, probleminiz nedir? Vallahi bizim bir problemimiz yok aslında doktor bey. Ha öyle. Çay, kahve içmeye geldiniz herhalde. Nasıl alırsınız çayları? Bardakta, fincanda? Yok, yok, sağ olun. Problemimiz oldukça büyük. Yani çocukla ilgili. Çocuk mu? İkinizden değildir herhalde. Şiş. Ne münasebet ayol? Çocuk onun çocuğu. Ben anneannesi oluyorum. Bunun mu? Hayır, çocuğun. Ama sizde galiba işler biraz karışmış ha, değil mi? Yok be, karıştığı falan yok doktor bey. Tekin Hoca, yani bizim kız biraz ona kafayı yemiş de yani öyle bir problem yaratmış okulda. Biz de o yüzden geldik Tekin Hoca'nın muhabbetine yani. Tekin Hoca mı? Kedi mi bu adam? Ne kedisi be kardeşim, öğretmen ya. Tekir değil. Tekin. Yani Nide'nin nesi? Bilemedim, nesi? Efendim? Hayır, Nide'nin nesi dediniz, ben bilemedim. Sen söyle. Hı? Al işte. Beleş doktor bu kadar oluyor demek ki. Abi bir dalga malga geçilmiyor değil mi? Ben anlamadım yani şimdi. Kes lan! Burada soruları ben sorarım. Bana bakın. Hadi bakayım. Soyunun. Ha? Sizin oranızı buranızı muayene edeceğim. Üstüme iyilik, sağlık. Soyunun lan! Ben önce okulları sizi giydik görmek için bağıracağım. Allah Allah. Ben soyunuyorum abi. Aa, ben soyunmam valla. Sen soyunmasa ben de soyunmam. Üfle. Üflesene. Üflüyorum efendim. Hayır, iyi üfle. Güzel üfle. Üflesene. Üflüyorum. Duymuyorum, üfle. Tamam efendim, vay canına. Sen kendini kurtar. Edecek, edecek. Üfle. Üfle. Hah, güzel. Böyle böyle. Böyle değil mi? Güzel, daha iyi. Üfle. Çok güzel üflüyorsun. Üfle, üflesene. Üfle. Kim ne var? Kim ne var? Üfle, tikim mi var? Üfle. Tamam, üflüyorum üfle. Efendim, üflüyorum. Üfle, olmuyor, olmuyor. Daha güçlü, daha kuvvetli, daha kuvvetli. Üfle, üfle. Üfle. Nasıl üflüyor? Cevat. Kusura bakmayın. Yine mi kaçtın odandan? Çıkar bakayım şu üstündekileri. Bünyamin! Buraya bakın oğlum. Gerçekten kusura bakmayın. Bazen böyle kaçıyor odasından. İnşallah zarar vermeye kalkmamıştır size. Yok. Canını yakmayın, canını yakmayın. La 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 la. Tekin Bey'in gönderdiği veliler olmalısınız. Evet. İsterseniz hemen başlayalım çünkü işimiz uzun sürebilir. Buyurun, hayırlı işler. Teşekkürler, hayrını görün inşallah. Sağ olun, iyi günler. Hayırlı işler evladım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Güle güle kullanın, güzel günlerde kullanın inşallah. Vay be, ulan bu iş bayağı kıyak oldu arkadaş ya. Paraya bak, bu dükkan hayatta bu kadar ciro yapmadı. Ara sıra karısını döven bir adam bulup elinden kurtarmak lazım ha. Yok mu karısını döven falan ya? Biriniz karınızı dövün ya. Ne biçim insanlar bunlar? Dolap ne kadar? He, dolap mı? Vallahi normalde 500 lira ama 300'e bırakırım sana. Dolap çalışıyor mu? Çalışmaz mı ablacığım ya? Akşama kadar çalışıyor, yorgun düşüyor. Hatta akşamları fişini çekiyorum yazık diye. Selamlar isimsiz kahraman. Anam hoş geldin ya sen. Ne kadar seviyorum seni, hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? Vallahi sayenizde çok güzel gidiyor ablacığım. Bu dükkan hayatta bu kadar iş yapmadı ya, kurban oldum. Hak ettin sen, hak ettin. Çok teşekkür ederim. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun, ben size çay söyleyeyim. Yok yok, işim var, gideceğim. Seminere haber vermek için gelmiştim. Semineri? Kadına şiddete hayır semineri. Seni aramızda görmek isteriz. Tabii onur konuğu olarak. Ya onur konuğu falan, vallahi utandırıyorum beni. Hem de onur konuğu, çok teşekkür ederim. Bir de konuşma yapmanı rica edeceğim, zahmet olmazsa. Hay Allah, becerebilir miyim ki? Bilmiyorum yani. Becerirsin, becerirsin. Ay nasıl ya? Yani konferansa mı davet edildi? Ay bildiğin konferans yenge. Hem de aile içi şiddet konulu. Ay bir de konuşma yapacakmış utanmadan. Ay inanmıyorum. Ay şaka gibi. Ay gerçek olmayacak kadar manyakça bir durum bence. Nihal'cim, gaza getirmek gibi olmasın ama ben senin yerinde olsam o konferansa ben de giderdim. Herkese rezil rüsva ederdim.
Ay aynen, ben de öyle düşünüyorum vallahi. Hatta şöyle düşünüyorum. Böyle bir güzel orada onu linç etsinler. Alsınlar benim feminist kız kardeşlerim. Ağzını burnunu kırsın. Kadına şiddet neymiş göstersinler orada. Öyle doğaya karıştırsınlar öküzü. Güzel. Yani. Nasıl yapacaksın bu işi? Ay süper bir plan yaptım. Ama sana ihtiyacım var. Hatta senin kamerana ihtiyacım var. Kamera mı? Ya evet, hani sizin öyle parçacık, pinçicik, küçücük böyle bir kameranız vardı ya. Ha. Onu böyle ödünç alabilir miyim ben yengem? İhale, o kamerayla gizli çekim yapmayı düşünmüyorsun değil mi? Sağ isabet. Tabii ki de gizli çekim yapmayı düşünüyorum yengecim yani. Bir yakalanırsan kemiklerini kırar biliyorsun değil mi? Ay daha iyi ya yengecim, ben de onu istiyorum zaten. Beni bir güzel böyle pataklasın da tüm el alem görsün yani. Görsün görsün. Gününde görürsün yani. Yok yok, hiçbir şey olmayacak. Da bu arada Asalet Hanım teyzecim nerede, böyle köşesinde de yok. Onlar Aslan'la terapiye gittiler. Ay bak, bu da iyi espriydi ha, tuttum bunu. E gerçekten nerede ya? Anladığım kadarıyla Tekin Bey problemin sizden kaynaklandığını düşünüyor. Evet, benden kaynaklandı. Yani nasıl diyeyim, Tekin Hoca bana taktı yani. O muhabbetten zaten. Sizi de mi okuttu? Yok, o anlamda değil yani. Ben, o benim velisi olarak yani benden pek haz etmiyor adam. Ben ne yapabilirim ya? Anladım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Haklı Tekin Bey efendim. Yani ben de öğretmen olsam ben de takardım ona. Ayıptır söylemesi. Ayıpsa niye söylüyorsunuz Valide Hanım? Ayıp değil mi doktorun yanında böyle bir kelime kullanıyorsunuz? Doktor hanım sordu, ben de söyledim. Aslında çocuk bunun yüzünden kafayı yedi. Zaten hemen anlayacaksınız, bakın biraz sonra anlarsınız. Kendisi tam bir mal müdürüdür. Kusura bakmazsanız bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu kadar açık konuşabiliyor muyuz burada? Tabii buyurun, bunun için buradayız zaten. Eğer ben mal müdürüysem kusura bakma Valide Hanım. Yani senin o baykuş hastalığın ne olacak ha? Baykuş hastalığı mı? Evet. Üzerinize afiyet, insomyan var da cahil işte. Dili dönmüyor, söyleyemiyor. Öyle mi efendim? Ben cahilsem senden daha akıllı olduğuma inanıyorum yani, kusura bakma. Gecenin 3:30'unda efendim eline matkap alıp duvarı diliyor bu deli kadın ya. 3:30 değil. 3. 3. Ayrıca bunu niye şimdi doktorun yanında söylüyorsun? Seviyesiz adam. Ben seviyesizsem sen de cibiliyetsizsin, kendine gel. Ben cibiliyetsizsem sen de seviyesiz. Ben seviyesizsem sen de edepsizsin, kusura bakma. Ben edepsizsem sen antifrizsin. Ben antifrizsem sen ortopediksin. Bir saniye araya girebilir miyim lütfen? Buyurun, buyurun, siz şey yapmayın bize. Anladığım kadarıyla siz hiç empati kurmuyorsunuz. Empati kur. Cahil işte, kusuruna bakmayın. Empati, empati. Alta harfli, soldan sağa. Şimdi size bir egzersiz vereceğim. Hemen bu akşam başlamanızı istiyorum. Ben egzersiz zaten yapıyorum. Her sabah step falan yaparım. Bu öyle bir egzersiz değil efendim. Bu tamamen empati kurma ile ilgili. Ha, anladım. Ha, anladı, anladı. Hemen şey yapar yani. Her şeyi bulmacadan öğrendiğin için pratiğe gelince mal gibi kaldın. Bak, 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 ne anladın? Yapmanız gereken şey çok basit. Nedir efendim? Buradan çıktıktan sonra bir süre siz siz gibi davranacaksınız, siz de siz gibi. Hı hı. Nasıl yani? Çok kolay. Yer değiştireceksiniz. Evet. Yani siz Aslan Bey gibi düşünecek, olaylara onun gibi bakmaya çalışacak, onun gibi cevap vermeye çalışacaksınız. Korkunç bir şey bu ya. Aynısını siz de Asalet Hanım için yapacaksınız tabii. Yok ya, yiyorsa kendin yapsana. Yapıyorum zaten. Empati kurmasam sizin gibi hastalara nasıl katlanabilirim? O ben, ben o, o ben. Alo, Babür, ne yapıyorsun? Ne yapayım, senin yeni albümünü dinliyordum tatlım. Bayıldım. Görünce sen de bana bayılacaksın.
Bilemeyeceğim artık, gelince görürsün. Tabii ki de geleceğim lan. Herhalde sevgilimi konserinde yalnız bırakmayacağım. Ben öyle bir kadına mı benziyorum? Ha? Aferin. Yola gel sevgilim benim. Tamam bebeğim, bekle beni, öpüyorum. Entel Hovarda. Seni gotik karılara mı kaptıracağım? Hadi orada. Bu doktor kafayı üşütmüş ayol. O nedir ya? Yok empati kuracakmışız da, yok patik yapacakmışız da falan filan yani. Bu ne ya? Bana da çok saçma geldi canım. Sen benim gibi davranacakmışsın, ben senin gibi davranacağım falan filan. Böyle hastalık muayene bilmem ne ücreti mi olur kardeşim? Bir de para verdik yani. Evet, tam bir saçmalık yani. Aa, bu senin salak çırak değil mi? Oğlum Beşer, ne yapıyorsun lan yerde? İyiyim abi, sen nasılsın? Yavrum sen sığır mısın? Niye yatıyorsun yerde ya? Abi sizi bekliyordum, evin önüne kimse park etmesin diye. Hadi lan geldik, gidebilirsin evine. Kalk kalk, bir yerini üşüteceksin şimdi. Allah Allah ya. Esas bunu terapiste götürmek lazım. O beni aradan çıkaralım, bunu da götüreceğim. Dükkanda delirtiyor beni kayınvalide ya. Bana bak, doktoru dinlemeyeceğiz. Sen senin gibi davranacaksın, ben de benim gibi davranacağım. Tamam, çok iyi fikir. O beni de bırakalım kendi haline. Nasıl olsa düzelir çocuk. Çocuk kardeşim, bu kadar da üstüne gidilmez yani. Evet yani. Çatallarım alayınızı, kaşıklarım lan hepinizi. Uğraşmayın benimle. Tamam. Robencim, güzel kızım benim. Hadi in masadan, bak en sevdiğin yemekleri yaptım hadi. En sevdiğim yemek yok benim. En sevmediğim yemekler var. Anne, ben korkuyorum ya. Anne tesadüf ki ben de. Ben de. Kızlar sakin olun. Canım. Uğraşmayın benimle. Canım benim. Canım kızım. Canım. Aslan kızım benim. Nasıl da çıkmış masanın üstüne. Herkese esir almış. İn oradan kaçağı kız. İn oradan aşağı. Vallahi polis çağırırım ha. Babası kılıklı. İn. Sen kimin evine polis çağırıyorsun be? Çocuğum, istediğini yapabilirsin. İstersen avize de sallan. İstersen camları kır. İstersen mobilyaları da kırabilirsin. Halide Hanım. Hepten tebrikler yani valide hanım. Ne yapıp ne ettiniz, bana benzettiniz çocuğu. İn aşağı kız, in. Vallahi polis çağırırım. Komşular, komşular. Neymiş, neymiş, ne oluyor? Ne oluyor size böyle ya? Yaklaşmayın bana, manyaklar. Uzaklaşın, manyaklar. Aslan, ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyoruz hayatım. Doktor ne dediyse onu yapıyoruz yani. Bu ne biçim doktormuş ya? Sorma. Çok psikopat birine rast geldik yani. Yoksa ilaç falan mı verdiler size? Yok be yavrum, egzersiz verdi işte. Ne bileyim ben, ona göre hareket edin dedi. Hem nerede benim bulmacam? Hadi bulmacamı getirin çabuk. Ben de maçı seyredeyim. Meviş, bana bir kahve yap. Ne maçı ya? Benim dizim başlayacak. Diziyi seyredeceğim. Selvi Boylu Mal yazmalım. Ben maç seyredeceğim, maç. Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Psikoloğa gönderdik, psikopat olup çıktılar. Fener maçı var ya, Fener maçı. Git formanı giy gel o zaman. Meviş, bana bir kahve yap, hadi. Meviş, bana da kahve yap. Kalk kurban, konsere gidiyoruz. Kurban da almadım ya. Lan oğlum, ne kurbanı, ne dalması, yürü. Kızcağızı o yamyamların arasında bırakmayalım, hadi kalk. Kalk, sabote edeceğiz ama delikanlı gibi ha. Vay be, Allah'ın rakçısı, iki dakikada kaptı bizim manitayı. Ama dur sen, dur. Dur, şurada bir entari giydireyim, dur bekle sen. Lan oğlum, kim kimin manitasını kapıyor? Hadi kalk, sonra entari mentari giydirirsin sen ona. Hadi çabuk ol, ben ön grubu kaçırmak istemiyorum. Saçmalama, böyle gitsek de almazlar zaten, çişe kapması gibisin ya. Ne var oğlum bizim halimizde? Olmaz olmaz böyle. Değiştirmek lazım. İyi, ne yapalım peki? Ne giyeceğiz? Az sonra. Az sonra mı? Az sonra ne lan? Ay, hayatta görmez ki. Böyle çiçeğe böceğe bana baktığı yok ki öküzün. Çalışıyor mu acaba? Geldim, geldim.
Nihal, yazdın mı kız konuşmamı? Yazdım, yazdım. Ver, ver hemen. Dur, dur, gel, gel. Ya Nihal, acayip heyecanlıyım ha. Hayatımda ilk kez böyle bir kitle karşısında bir kitleye hitap edeceğim, konuşma yapacağım. Ölüyorum heyecandan. İnşallah bir denyoluk yapmam ha. Yapmazsın, yapmazsın. Ver bakayım şunu Nihal. Vereceğim, vereceğim. Sen böyle geniş geniş konuş, tamam mı? Birilerine hitap ediyormuşsun gibi. Ben de böyle seyirci gibi seni izleyeceğim, tamam mı? Alkış falan tutacağım. He, vallahi aferin kız. Bunu güzel düşündün ha. Bir nevi prova yapalım yani. Şimdi şey, tam dön böyle. Tamam, ver şunu, ver. Bana dönme. O tarafa doğru, bu tarafa doğru dön. Bu tarafa. Ya, nereye dönüyorum kızım, dönme. Ya ne alakası var? Ay, profilden daha yakışıklı, daha karizmatik görünüyorsun. O yüzden yani. Ya versene kızım şunu ya. Ne profili ya? Böyle saçma sapan şeyler yaptırdığına göre güzel bir metin yazamadın. Belli senin halinden ha. Ya öyle bir metin yazdım ki aklını alacaksın oradaki insanların böyle. Akıl makıl kalmayacak. Damardan girdim, tuzlamaya geçeceğim birazdan. He, güzel olmuş, güzel. Mesela ben de öyleyim. Karımı dövmediğim zamanlar huzur bulamam. Tam bir şiddet düşkünüyüm ben kardeşim. Anlayın beni. Hastasıyım bu işin. Neden derseniz, şerefsizin önde gideneyim. Ne lan? Oku oku, sonunu çok güzel bağladım. Güzel olacak, hadi. Bunun sonunu güzele bağladın yani. Evet. Aferin Nihal'e. Bırakın erkek olmayı, insan değilim kardeşim. Ne lan bu? Dalga mı geçiyorsun? Yok, vallahi dalga geçmiyorum. Harika bir metin yazdım Kobat'ım. Niye beğenmiyorsun ki? Hem de ağzına çok yakıştı böyle, cuk oturdu. Bakalım senin ağzına yakışacak mı Nihal'e? Benim ağzıma cuk oturdu. Bakalım senin ağzına ne oturacak, çok merak ediyorum. Anladığım kadarıyla beni dövmek suretiyle yanına çağıracaksın birazdan Kubat'ım. Gel lan buraya. Geleyim bari. Niye kaçmıyorsun lan? Ay kaç kaç, nereye kaçayım ya? Benim ağzımı burnumu kır. Hak ettim ben bunu. Vallahi hak ettim yani. Öyle metin yazılır mı canım? Yalamaya dönmüşüm ben. Sahi mi diyorsun lan? Yerlerde sürükleyeceğim, ağzını burnunu kıracağım, kağıdı yedireceğim lan. Oh oh, kır kır. Ağzımı da kır, burnumu da kır. Her yerimi kırabilirsin yani. Hatta ben sana yardımcı olayım istersen. Vallahi mi lan? He, şöyle mesela, şöyle. Ne yapıyorsun lan? Bittin lan Nihal'e! Ah! Kırıyorsun işte! Ağzını, burnunu kırıyorsun! Şeyse. Ne bileyim kızım, doktor bitti diyene kadar. Ya demezse? O zaman ayvayı yedik kızım. Bence biz ayvayı yedik o zaman. Niye, eğlenmiyor musunuz? Benim sipariş ne oldu kardeşim? Geberiyorum açlıktan. Hadi başla. Oo, ben hanım. Nihayet teşrif ettiniz yani. Sana ne ya? Benim çocuğum istediği zaman teşrif eder. Gel çocuğum, gel otur şuraya. Siz hala düzelmediniz mi ya? Hı, konuşma be. Sanki kendi çok düzgün de Ömercik. Ya uğraşmasana kardeşim şu çocukla ya. Ya uğraşmasana kardeşim şu çocukla ya. Şunlarla uğraş. Bak iki tane avanak var. Hop hop, bana bak. Benim güzel yavrularıma laf etme. Senin o gladyatörüne benzemez. Babacığım ne oldu sana böyle ya? Babacığım ne oldu sana böyle ya? Şu kaşa bak. Viyadük gibi. Brookshins gibi yavrum benim. Hı. O yüzden bu yıl ona şiş verdiler. Allah'ım bu bir kabus mu ya? Nasıl da şapşala bağladı enayi. Yazık ya, yıkıldı çocukcağız. Hoş. Sonuna kadar devam edeceğiz. Doktor ne dedi? Devam. Ya doğru söylüyorsun. O zaman nasıl da şapşala bağladı enayi? Yazık oldu çocuğa be. İnanamıyorum yani. Resmen Amerikan sapıklarına döndünüz. Ne yapalım hayatım? Çocuğun geleceği için lazım bunlar yani. Doktor öyle söyledi. Konsere gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Teyzeciğim,
Ne konserine gidiyorsun? Fazıl Say, piyano dinletisi. Hangi konsere gidebilirim şapşik? Tabii ki de rock konserine gidiyorum. Babür'ün. Bana bak Baldız, dikkat et de tetanoz olmayasın. Meyveç tetanoz olmadıysa orada kuduz olmaz, merak etme damat. Ne diyor bunlar be, ne saçmalıyorlar böyle? Cücücüğüm, anlatması uzun sürer. Sen konsere geç kalma, hadi, hadi. Madem öyle, geç gelirsem beni merak etmeyin. Fakat erken gelirsem ambulans çağırın. Oh yeah, oh peace, motherfucker, go go go, yeah. Woo-hoo! Goodbye my love. Ulan biz kendimizi psikopat falan diyoruz, deli diyoruz da bunu gördükten sonra hiçbir şey diyesim gelmiyor vallahi. Haklısın kayınvalide. Öyle değil mi damat? Neyse tamam işte. Biraz kuru fasulye pilav versin. Bu ne yapıyor? Ay çok mutluyum ya, inanamıyorum ya. İlk defa Bekiz'i hiç görüyorum ben. Keşke ben de senin yerinde olabilseydim bebeğim. Benim yerimde mi? Manyak mısın lan? Asıl keşke ben senin yerinde olsaydım. Ben artık ben olmaktan çok sıkıldım. Bıktım bu hayattan ya. Lan manyak mısın? Ne güzel turneler, konserler, hayranlar, karılar, kızlar. Oo yemeler içmeler. Şuna bak ya, muhteşem bir hayat. Bas gitarın sesi uzaktan hoş gelir. Binlerce, belki on binlerce hayranım var ama aslında çok yalnızım biliyor musun? Vallahi mı? Benimle evlenir misin? Error verdim, o derece yani. Hayır öyle demiyorum, gerçekten benimle evlenir misin? Lan bak, arkadaşım şaka yapıyorsan sana ona buradan bir çıkarırım, uzarsın öyle iki metre. Ya yapmıyorsan? Lan, lan deliririm. Allah! Anam! Ay, inanamıyorum! Lan kızlar, biz evleniyoruz, evleniyoruz! Biz de? Biz de? Biz de? Lan şaka diyorsunuz. O zaman belediye nikah yapalım, toplu nikah ucuza gelir. Ay aşkım ya! Hadi şerefinize! Abicim başka türlü sokamazdım seni buraya. Bak bakalım görebiliyor musun lan alçak kobrayı? O burada değildir şimdi, bulamayız. Bak şu Babür nerede? Babür nerede peki? Ya, kuliste olacak, nerede olacak? Sordun soruya bak Allah aşkına ya. Hadi hadi gel gidelim kulise, çabuk alalım kızı. Hadi gel hadi gel. Ya, gel oğlum, bu ne hal lan, bu ne hal? Ya dur abicim, hazır konsere geldik. Biraz eğlenelim, kız kaçmıyor. Sonunda gideriz ya. Sen gerçekten eğlenebiliyor musun burada? Hey! Eğlenebiliyor musun lan burada? Kafa sallayınca eğleniliyor, iyi oluyor. Lan ben o kadar kafa sallasam kafama sokamaz ben de lan. Lan önüne baksana. Yavaşın. Ulan ne oluyor lan? Manyaklaşmayın lan, ne oluyor sizler? Ya manyak manyak değil. Çocuk pompa şey yapıyor, pogo yapıyor ya. Pogo mu? Baş yarası. Pogo ne lan? Şimdi görürsün. Ah! Ah! Ah işte bu. Oğlum manyak mısınız lan? Zorlayın, zorlasın, çıkarmayın beni. Lan oğlum. Ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? Manyak mısınız oğlum? Anladınız mı bunu sizi okulda? Hadi gidiyor lan. Hayvanlarım. Sen. Kömlen. Çık. Kömlenin birisine gidin. Ne yapıyorsunuz lan oğlum burada? Neredesin Tapi? Hayvan. Tapi. Buradayım. Neredesin oğlum sen? Manyak! Yandı mı lan? Ana sana koydum beni! Hayvan! Sen niye kaçıyorsun? Ya insanlıktan çıkıyorsun, sonra bana olan oluyor. Sen senin olan tüm
Hatice, abartmadın mı Aslancığım? Neyi abarttım canımcığım? Komik olma. Bulmaca çözerek anneme benzeyeceğini mi sanıyorsun? Ben bulmaca çözmüyorum ki, resimlerine bakıyorum sadece. Hadi ışığı kapat. Işığı kapatırsam gazeteyi göremem ki hayatım. Nasıl ya? Gerçekten ışığı kapatmak istemiyor musun? Ya istiyorum tabii ki hayatım ama yani söz verdim biliyorsun o ruh hastası doktora. Annen gibi davranmak zorundayım yani. Hayatım, doktor nereden haber olacak? Hadi kapat ışığı. Bak bir daha benim bunu söylerken zor bulursun. Halle halle yani. Ha? O ne ya? 80 yılda bir anlamında diyorum. Oo, o kadar da değil. Hadi ışığı kapat. Yoksa bu bulmacayı parçalarım. Ulan yıllarca ben koştum peşinden, hayır hayır dedin. Şimdi bir dümene yattım, şimdi de tamam tamam diyorsun. Ben ne yapayım kardeşim ya? Hayatım, kaçan kovalanır biliyorsun. Bak. Bu işler böyle. Kovala anasını satayım, bana ne? Yeter artık be. Kapatın bu ışığı. Fan fin fon zamanı evladım. Valide Hanım, lütfen açar mısınız ışığı, rica ediyorum. Meyveciğim, gülme ve uzak dur benden. Lütfen uzak dur. Samimi söylüyorum bak. Ürperiyorum ya. Deli gibi gülüyorsun ya gece gece. Lütfen. Aslan. İstemiyorum. Aslan. İstemiyorum. Şaka yapma. İstemiyorum. Bu kadar basit. Hadi Allah razı olsun. Annem. Annem. Hı, ne oldu? Annem bir gelsene iyi olacak. Bir şey mi oldu Ayba? Bir gel. Allah Allah. Ya ablacığım, bunda utanılacak bir şey yok. Sakin ol. Ya git başımdan. Utandığın falan yok. Yalnız bırak beni. Ömrünün sonuna kadar bu yatakta kalacak değilsin herhalde. Vallahi ben yorganımla gayet mutluyum. Rahat bırakır mısın bizi? Bak, seni çok iyi anlıyorum. Bak, ilk zamanlar bana da böyle olmuştu. Vallahi mi? Vallahi bak, hatta geberecek gibi olmuştum. Ay, bana da aynen öyle oldu işte. Çok tiksinç bir şey bu ya. Ya saçma sapan konuşma. Şu anda sana öyle geliyor. Bak yarın bütün düşüncelerin değişecek. Güven bana. Nereden biliyorsun? Tecrübe konuşuyor kızım burada. Ha, duyan da 45 yaşında kadın konuşuyor zanneder. Ay, 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 ay. Canım kızım benim. Ay. Evet, bu yüzden günlerdir psikopatça davranıyordun ha? Şimdi de pek farklı gözükmüyor. Hala psikopat gibi. Utanıyoruz dedik ya hemşerim, laftan anlamıyor musunuz ya? Bunda utanılacak bir şey yok ki. Tam tersine sevinmen lazım. Manyak mısın ya? Nesine sevineyim ben bunun? Sevinmen lazım hayatım. Artık genç kız oldun. Ne yani, eskiden genç adam mıydım? Babama bunu söylemeyeceksiniz değil mi? Adamcağız duyarsa kalbine iner vallahi. Kalbine falan inmez, merak etme. Ya sen sonsuza kadar çocuk kalacağını falan mı düşünüyorsun he? Aklıma bir şey geldi. Düşündüğüm şey mi? Evet. Ne oldu? Ne diyor? Bence süper fikir. Bence de harika olur. Harikası lan, bana niye söylemiyorsun diye şifreli konuşuyorsun. Manyak. Tamam tamam, sakin ol hayatım, sakin ol. Sana sonra anlatacağım. Biz hem eğleneceğiz hem de biraz rahat edeceğiz, değil mi kızlar? Vallahi ben burada mutluyum ha. Sakın yorganımdan ayırmayın beni. Ayırmayız, ayırmayız. Oo, genç kız kızım. Anneş. Bil bakalım, Babür bana ne teklif etti? İşkembe çorbası içmeyi. Kız, nereden bildin? Sarımsak kokuyorsun. Ah, merak etme, öpüşmeyeceğiz. Bak. Nasıl?
Ne o? Babür sana dikenli tel mi taktı? Komedi. Tamam ya. Annem, çocuk metalci sayılır. Herhalde yani normal alyans takmayacak değil mi yani? Nasıl? Ne yani, evleniyor musunuz? Niye? İnanamadın mı? Hayır, inandım da. Bir şey söyleyeceğim kız. Bana da bir tane basçı falan bulsana. Bana göre bir şey yok mu? Aman anne, seninle de ciddi bir şey konuşulmuyor ya. Dur kız. Şaka yapıyorum. Nerede yapacaksınız düğünü? Nal burada mı? Çok komiksin. Bundan sonra haberleri benden değil, magazin programlarından alacaksın. Michael Jackson. Nasıl espri? Aç aç, magazin programı aç. Kız o siyah dudaklarla Adams ailesi gibi olmuşsun. Nihale, nasıl oldum lan? Çok kötü, fena oldun Kubat'ım. Ya kızım, dalga geçme Allah'ını seversen. Bu benim için ne kadar önemli ya. Nasıl görünüyorum bak bakayım. Vallahi süpersin kız Kubat'ım. Bütün karılar yemin ederim bayılacaklar sana. Yemin et. Vallahi. Anam ne kadar güzel ya. O zaman sen gelme, kısmetimi kapatma bari. Hadi mi ya? Allah'ım Allah'ım. Hem benim ne işim olur kadın şeysinde? Hem de bu suratla sormazlar mı? Sorarlarsa ayıp olur değil mi? Hem sen de yazık, ziyan olursun. Arada kaynar gider, harcanırsın vallahi, meşhur olamazsın ha. Vallahi çok güzel düşündün ha. Sen ne yap biliyor musun? Otur evde seyret kocanı televizyondan. Değil mi ya? Değil mi? Hem de ben böyle kamera videoya çekerim. Ne güzel olur, şey olur, hatıra olarak izleriz sonra. Ya bu video fikri çok güzel bak. Beni kaydet, gelecek kuşaklar da izlesinler, felsefemi, fikirlerimi öğrensinler yani. Ya bayılıyorum senin şu huyuna, acayip takdir ediyorum ha. Hangi huyuma kız? Ya dövüyorum, dövüyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ne kim gidiyor, ne küsüyor, ne kızıyor. Maşallah. Sorma yani, sayende dayak arsızı oldum yani Kubat'ım ben de. İyi oldu, iyi oldu. Yakıştı sana. Hadi görüşürüz, konuşmam var benim. Yakışsın da yapışmasın, hadi, hadi. Nihale'nin selamı vardı. Aleyküm selam. O da sizden biri de. Ya tamam, sen beni televizyonda seyret ha, kaçırma sakın. İzleyeceğim, izleyeceğim, kaydedeceğim hem de. Bak neler söyleyeceğim. Hadi güveniyorum. Öküz. Bence siz bu empati meselesini yanlış anladınız. Niye ya? Doktor ne dedikse yapıyoruz. Yani o benim gibi davranıyor, ben onun gibi davranıyorum. Aslında oldu da yani, öyle değil mi çocuklar? Ya çok. Değil mi? Harikasınız. Teşekkürler. Niye dalga geçiyorsunuz? Herhalde zor bir iş yani. Hak verirsiniz değil mi? Tamam işte anneciğim, ben de bundan bahsediyorum zaten. Yani bu işi acı çekmeden yapmalısınız. Sadece birbirinizi taklit ederek olmaz. Birbirinizi anlamanız lazım. Böylece daha iyi geçinirsiniz değil mi? Hı? Yok daha neler. Bir de o mu çıktı başımıza? Saçmalama. Çok zor bir şey istiyorsun. Vallahi bilmem artık. Yani böyle giderse o ben elimizden gidecek, söyleyeyim. Niye uyandırmadınız lan? Ay ne olur, ne olur bir şeyler yapın, geliyor anne, her şey size bağlı, lütfen lütfen bir şeyler yapın hadi. Ne yapalım artık, o benim için katlanacağız yani, sen de zor zor deyip durma, ne olacak yani. Kahvaltı hazırdır inşallah, yoksa dağıtırım burayı. Ne oluyor lan orada? Damadım benim, güzel mi yapmışım? Hah, aç, hap 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 hap. Oh, af, af. Ay, ay dur 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 dur. Ay ne güzel ya. Yani. Ekmek alayım da boşa gitmesin. Ay, güzel kayınvalideciğim. Ay bir tanem benim. Ben de sana ciddi vereyim diye. Aç ağzını, aç aç aç. Aç. Çok tatlı vallahi. Afiyet olsun sevgili kayınvalideciğim benim. Ay benim baby ses suratlı kayınvalideciğim benim. Şu güzelliğe bak, sabah güneşi sabah. Baba, anneanne, ne yapıyorsunuz? Kahvaltı yapıyoruz çocuğum. Uyuz olduysan yapmayız, o ayrı mesele yani. Yo, uyuz olmadım. Tam tersine bende teskin edici bir etki yaptı bu sevgi yumağı haliniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Hatta sabah kalktığımda biraz sinirliydim ama şimdi sakinleştim. Ben size demiştim. Aç ağzını, aç aç.
Harikasınız, harika harika. Çıkarttın mı yoksa? Yok, yok yok. Asla, asla, asla. Damatların en güzeli. Kayınvalidelerin en tayinlisi. Ah, tayin dedin aklıma geldi. Pekmezli, pekmezli sana iyi gelir. Ay, pekmezli yumuşak damadım ben. Yarasın bana. Oh. Oh. Aferin. Hadi bir de öpüşün, koklaşın bakayım. Yok ananın. O kadar da demedik. Senin yüzünden bak, ekmeğe batırdım Tahir'i, kaldı. Kucaklaşın dedim lan! Sinirlendirmeyin beni, dağıtmayın burayı. Tamam canım, tamam, yani tabii, o kadar tabii. Çok sinirlenme. Çıkarım kadar ne olur ki? Aa, harika, harika, harika. Teşekkür ederim. Çayınızı içtiyseniz bir bardak daha koyabilirim. Yumurta! Yumurta niye duruyor orada kayınvalideciğim? Bak, ağzım bomboş kaldı. Dediklerinizi aynen yaptık doktor hanım. Yalnız çocuk yani sıyırdı gitti, daha fena oldu değil mi? Gerçekten öyle. Yani ne olursunuz başka bir şey önerin bize. Bu hödükle empati kuracağım diye mahvoldum, perişan oldum yani. Esas ben perişan oldum ya, Allah Allah. Senin saçını bile okşadım, gudubet kadın. Bana? Gudubet ha? Sefil adam, omurgasız insan. Bana mı diyorsun, kapırga dolması? Mumbar. Şırdan tuzlama. Kelle paça. Ay, koç yumurtası seni. Ne? Hoşt! Mahkemeye vereceğim seni. Vermezsen topsun. Sen top topsun. Hop hop, kendine gel. Sen konuştuğunu olursun. Bir saniye. Sen. Ne bir saniye, bir ya? Saniye lütfen, bir saniye. Şimdi ayağa kalkın. Ne? Ayağa kalkın. Siz böyle de lütfen. Evet evet, çok güzel. Siz de lütfen. Yeni bir egzersiz mi bu? Sayılır. Harikasınız. Şimdi gidin buradan. Nasıl yani gidelim? Defolmak suretiyle gidin buradan. Bir daha da gelmeyin, yoksa sizi tımarhaneye kapatırım. Deli ayol. Yürü. Yürü ya, sanki çok lazım. Hayret ben yani. Hayret. Hani... İyi ki para vermiş. Evet canım. Tuhafsın yani. Sen başla. Ne yapacağız Valide Hanım? Tekin Hoca kesin alır bu çocuğu elimizden. Bilmiyorum damat. Keşke doktorun yanında kavga etmeseydik. Kurban olduğum ya Rabbim, ne olur duy beni ya. Çocuğum yetimhanelerde büyüyecek. Dur, dur, panik yapma. Nasıl panik yapma? Panik yaptıktan sonra mı alacaklar çocuğu? Alamazlar öyle kolay kolay. En azından şimdilik. Ya nasıl şimdilik Valide Hanım? Senin bildiğin gibi değil. Bürokrasi öyle bir hızla işliyor ki. Doktor bugün yarın raporu yazsa, Tekin Hoca hemen gelecek, çocuğu alacak elimizden, ondan sonra da götürecekler. Ay dur be. Bir düşüneyim. Bana bak, Nuriye teyzenler hala Çatalca'da mı oturuyor? Ne alaka şimdi? Beni dinle. Hı. Ya bu çocuğu uzak bir yere götüreceğiz, ya da gelip elimizden alacaklar, yetimhaneye verecekler. Karar ver. Niye ben? Çünkü sen babasısın, maalesef. Sus be! Kendimi sıkıyorum. Nerede lan bunlar? Anne! Abla! Aybın! Ah sen! Neredesiniz lan? Ya evlenmeye gidiyorum. Neredesiniz Allah aşkına? Lan ne biçim bir aile ya? Burada gelinlik bir kız var. Arkasından bir su dökülür ya. Cici, nereye gidiyorsun? Evlenmeye. Ne? Evlenmeye mi? Neyse ki istediğim ambiyansı ve sahneyi sen yarattın. Dekor tasarımcım Mehveş Kral. Teşekkür ederim su için. Tatlım, seni çok özleyeceğim. Yüzü. Ay ben çok fena oldum, bir dakika. Ay ben çok... Ay Cücü, böyle mi gidilir evlenmeye? Nasıl gideyim lan? Davulla zurnayla mı gideyim? Bir akçının karısı olarak tabii ki de böyle gideceğim. Annemin bundan haberi var mı? Vallahi isterse olmasın bebeğim.
açar televizyonu, açar gazeteyi, magazin sayfalarından her şeyi detaylı bir şekilde öğrenir. Ya da olsa ünlü bir rockçının karısı olacağım. Gitme. Ne demek gitme? Şaşkın. Gitme. Gideceğim. Gitme. Cücü. Gitme ablacığım. Lütfen. Bundan sen nasılsın ablacığım? Salak turşun mu kuracaksın benim? Gideceğim tabii, evleniyorum ya. Anlamıyor musun? Şimdi kürsüye Onur konuğumuzu davet etmek istiyorum. Kendisi hepimize umut oldu. Bize yalnız olmadığımızı gösterdi. Ve şimdi o aramızda. Alkışlarınızla isimsiz kahramanımız. Sevgili kadınlar, pek muhterem kadın dostları ve şiddet gören zavallı kadınlar. Bildiğiniz gibi aile içi şiddet son zamanlarda çok moda olmaya başladı. Çok acayip bir gelişme var bu konuda. Bakın dinleyin, ben Kubat 30 Şubat olarak bu konuda çok net açıklamalar yapacağım şimdi size. Bundan sonra kadına kalkan eller kırılsın. Şişim Allah'a şişim yani. Kadına şiddet gösteren erkeğin iki gözü yere baksın. Gelin bakın, bundan sonra kadınlara bayan demeyelim. Ne kadar ayıp. Kadına şiddet gösteren bugün yarın bize ne yapmaz? Bizi öldürür keser ya. Bize de şiddet gösterir ya. Olamaz. Sevgili kadın dostları, bugün daha ne açıklamalar yapacağım? Bakın, kadın konusu en hassas olduğum konu. Hayatta bir kadına daha el kaldırmış değilim. Çünkü çok ayıp. Olursa kadına şiddet gösteren erkek, erkek değildir ya! Erkek değildir! Aa, ne rezalet kız kardeşlerim! Meğersem şiddet düşkünüymüş şerefsiz ya! Karısını dövüyormuş! Alın, 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 alın! Alın! Bugün! Alın! Ya! Okula. Yavrum, seni almaya geldik bir tane. Tamam da ben de onu soruyorum işte. Bayram değil, seyran değil. Niye geldiniz? Sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeyim? Sen söyle. Ne oluyor ya? Ne söylüyorsunuz? Söyleyin. Kötü bir şey mi oldu? Yok çocuğum. Korkutacak bir şey yok annem. Yok. Ama her an olabilir yani. Ay, sen söyleyeceksen söyle. Yani yoksa bırak ben söyleyeyim. Ya buyur kardeşim, sen söyle. Ben bir şey dedim mi, buyur. Ay, meraklısı değilim yani. Söyleyeceksen söyle. He, yeter be. Ne söylüyorsunuz söyleyin. Ne oluyor burada? Şey, seni kaçırıyoruz. Ne kaçırması ya? Adam kaçırması yavrum. Yoksa başkaları alacak elimizden. Hangi başkaları? Doktordan geliyoruz. Mutlaka raporu kötü yazacaktır. Tabii. O Tekin de bunu süsleyecek. Tak direkt elimizden alacak çocuğu. Ben biliyorum ya. Nasıl yani? Eve gidemeyecek miyim artık? Bir müddet Nuriye teyzemlerde kalacaksın kızım. İstediğin gibi psikopatlık yapabilirsin orada. Bak, geniş arazi. Öküzler var, inekler var, horozlar var. Yani istediğini döversin. Hafta sonu da çocuklarla beraber seni görmeye geliriz, tamam mı? Bir dakika, bir saniye. Size itiraf etmem gereken bir şey var galiba. Ne? Ne? Benim psikopatlığım geçti aslında. Evdekilerle sizi yiyorduk birazcık. Evet. Efendim? Vallahi annemin fikriydi. Ben senin ananın hesabını görürüm. Ben de müsaade edersen, kocası olarak.
Tarlaya ektim soğan. Allah! Tarlaya ektim soğan. Ah, iyi günler beyefendi. Rakçı Babür'ü arıyorum. Buralarda oturuyormuş. Gördünüz mü hiç? Jülde, canım benim. Hoş geldin ya. Cibi! Gel, tarım toplumuna geçelim beraber ya. Ne olur, hadi. Aşkım. Lan! Babür! Ne içirdiler lan sana? Bu ne hal? Ya tamamen kendi tercihlerim. Doğal hayat, hayatım. Ne tercihi lan? Lan hani evleniyorduk. Siyah panjurlu, şato gibi evimiz olacaktı. Hani problemli çocuklarımız olacaktı. Kandırdın beni, kandırdın. Hepsi bunun için ya, hepsi bunun için. Anlamıyor musun? Emekli oldum, müziği bıraktım. Doğal bir hayata geçelim istedim hayatım. Ne? Müziği mi bıraktın? Emekli mi oldun? Manyak mısın lan, niye? Yani bu hayattan sıkıldığımı sana söylemiştim. Hem şarkı söylerken boğazım çok acıyor. Hem inan bana böyle efsane olacağız. Çek be! Ne efsanesi, manyak mısın oğlum? Sen bir kere 27'yi atlattın, üstelik hayattasın. Bak. Dur, güldüme bakma. Zevkten değil, sinirden giriyorum. Çıkar şunları, organikten yok. İnan bana daha mutlu olacağız. Çek lan, ne mutluluğu, kendi adına konuş. Böyle kel olan kılıklı bir herifle ben mutlu falan olamam kardeşim. Olursun, olursun. Bak şöyle düşün. Kendi bahçemizden kopardığımız domatesleri yiyeceğiz. Çam ağacı lan o. Ya çam sakızı çoban armağanı işte. Düşünsene, kendi buğdayımızla ekmeğimizi yapacağız. Kendi kakao yağımızla gofret yapacağız. Sıkıldık mı televizyon yerine akvaryum izleyeceğiz. Ondan sonra ne bileyim, yani ısınmak için güneşi kullanacağız. Serinlemek için dondurma yiyeceğiz. Her şeyimiz doğal olacak, düşünsene. Oldu. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, emmi. Benim canım çiftçi isteseydi gider Beşer'le evlenirdim. Organik deniyor. Deli mi ne ya? Hayallerle geldim, nelerle gidiyorum. Pis! Aman. Benim de zaten köyden bir kız bulmam lazım. Arazi vitesi şart. Kesin şart, kesin. Tarlaya ektim soğan. Ne kadar mutluyuz değil mi lan? Evet ya, çok mutluyum gerçekten. En çok ben mutluyum hatta. Hadi öpüşün bir de. Hı, tabii. Canım kaynanan benim. El öpenlerin çok olsun bebeğim, bebeğim. Hadi biraz da benim başımı okşayın. Sevmezsem geriliyorum biliyorsunuz. Ne demek, ne demek benim güzel kızım, ama sakın gerilme. Ay şu saçların güzelliğine bak. Yavrum benim, bir tanem. Sevsene kayınvalide. Ay, 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 bu ne güzel bir torun böyle. Bu ne akıllı bir çocuk böyle. Aferin o beni. İkisini de muma çevirdi. Ay evet, keşke hep böyle kalsalar. Ay keşke, keşke. Ha, geldi bizimkiler. Tamam, işine bak Valide Hanım, çaktırma, tamam, işine bak. Aman! Anneciğim şu kapıyı açsam ben şimdi kalkamıyorum. Ha tabii açarım Obencim. Sen keyfine bak. Hadi şimdi bir de birbirinizin başını okşayın bakayım. Bana bak, fazla abartma istersen kendine gel. Okşayın dedim lan. Ay benim canım kayınvalidem. Ay şu güzelliğe bak ya. Oo, yumurta kafam benim. Karga burnum. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oben Kral burada mı oturuyor? Evet, burada oturuyor. Ben annesiyim. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyorum. Ben de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan. Kim geldi hayatım? Bilmiyorum hayatım. Gelsen iyi olur. Ben mi? Evet. Geleyim bari. Ben bir gidiyorum, hemen geleceğim. İyi akşamlar. Merhaba, buyurun. Şöyle izah edeyim beyefendi. Müdür yardımcısının verdiği öneri ve de görevli psikiyatri doktorun hazırladığı rapor doğrultusunda... Lafınızı uzatmayalım. Ne istiyorsunuz bizden? Peki, kısaca özetleyeyim. Evet. Çocuğunuzu almaya geldim. Ah aman. Ah aman, aman. Allah. Hayır. Aman yarabbim. Hayır, bu doğru olamaz. Ya baba bir şey yapsana. Bakıyorum, kalbim sağda mıydı, solda mıydı ya? Ah, dur. Organımı unuttum. Kızlar çok... Nefes alamıyor. Ya baba bir şey yapsana. Hayır. Olamaz. Kimse benim kızımı benim elimden alamaz. Lütfen çıkın gidin buradan. Kiravatlı adamlar. Çok üzgünüm beyefendi. Çocuğunuzun iyiliği için bunu yapmak zorundayım. Lütfen zorluk çıkartmayın. Hayır. Ağlamayın. Ağlamayın lütfen.
Devletimiz ona çok iyi şekilde bakacaktır. Ayrıca hafta sonları da gelip görebilirsiniz çocuğunuzu. Hala kardeş, hala kardeş neler söyledim. Hadi bakalım Obel Hanım. Hazırlan, vedalaş ailenle gidiyoruz. Kızlar, benim başım dönüyor. Başım yerde benim. Yapma annem. Hanım. Hanım. Ne bir şeyler yapsana. Velahoy, karahoy, cerahoy, karahoy. Ay. Türkiye onu isimsiz kahraman olarak tanımıştı. Sokakta kocasından şiddet gören bir kadını kurtardığı yetmiyormuş gibi, şiddet düşkünü kocayı da döverek tüm kadınların gönlünde adeta taht kurmuştu. Evet, Kubat 30 Şubat'tan bahsediyoruz. Çok değil, daha iki gün önce şiddet gören, tüm kadınların sevgilisi haline gelen bu adam, bugün korkunç bir skandala imza atarak herkese şaşırttı sevgili seyirciler. Duydun mu kız? Şaşırtmışsın sevgili seyircileri. Şimdi sizleri bu ilginç görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İşte isimsiz kahramanın maskesinin düştüğü an. Ay, heyecanlı mısın? En güzel an. Heyecanlı mısın lan? Hadi. Anam. Bugün. Hakikaten böyle ünlü oldun sen. Diyorum ki böyle elin ayağın kolun iyileşince karına da artık bir imza atarsın he. Hadi al. Aa bak bu çok komikti. Kubat'ım niye gülmüyorsun? Beğenmedin mi yoksa mandalinayı kuzum? Portakal da var. Portakal orada kal. Aa bu da mı olmadı? O zaman elma var. Alma mazlumun ahını. Çıkar aeste aeste demişler. Al bakalım. Bak hala ya bir şeyler ya. Oğlum sen ders çıkarmayacak mısın abisi? Baksana. Sus. Vallahi bakmam sana. Vallahi bakmam. Aa. Kutlarım seni hayatım. Kendi rekorunu egale ettin yani. Ne rekorundan bahsediyorsun annem? Evlenmeye gidiyorum deyip evlenememe rekoru. Ha. Dalgana geç sen. Neyse, aramızda en azından biri eğlenmiş olur. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? O kim ki ben onunla kavga edeceğim ya? Sümsük o ayol. Kim? Babür mü? Evet, Babür. Sümsük. Aptal, hımbıl, domez ve bahçıvan. Ne işin var benim onunla ya? Ne yaptı kim bilir seni bu kadar kızdıracak kız? Müziği bıraktı aptal. Nasıl bıraktı? Ayol dün bunun konseri yok muydu? Vardı. Ama sabah bir uyanmış. Teoman kafası sanırım. Bırakmış müziği. Annem bir gittim. Bahçeye patates ekiyordu ya. Patates mi? Böyle soğan da olabilir. Çapalıyordu bahçeye böyle minik minik. Bilmiyorum ki. Sen ne yaptın peki? Ne yapacağım? Anında terk ettim hödü. Topuk spor. Aa, tuhafsın yani. İnsan sevgilisi bahçeye patates soğan ekiyor diye ayrılır mı ayol? Hasat zamanını bekleseydim değil mi Asalet Hanım? Ne diyorsun anne ya? Kendimi çok hazırlamıştım ben ya. Neye hazırlamıştın? Bir rakçının karısı olmaya. Bütün magazinler benden bahsedecekti. Bütün konserlerde el ele olacaktık. Hayranları bana da hayran olacaktı. Tuttu rejmer oldu enayi. İyi ki de olmuş kızım. Seni de kurtardı, kendini de kurtardı çocuk. Ya anne anlamıyor musun? Ayrıldık diyoruz. Niye dalga geçiyorsun hala ya? İyi ki de ayrılmışsınız şapşal. Böyle evlilik mi olur? Ayrıca ölmezsin merak etme. Orası doğru, haklısın. Kız. Dilim tutuluyor. Gökhan Keser değil mi o? Hmm.
Ay ne tatlı bir popçu bu. E hani rakçılardan hoşlanıyordun sen? Muvazzaf bir popçu, bahçıvan bir rakçıdan her zaman âlâdır. Bakınız, Gökhan Keser. Deliriyorum ya. Ya! Benim olmalı, benim. Acaba benimle çıkar mı? Kitap düşmanı olacağım senin yüzünden, biliyorsun değil mi? Ben sana küsüm Aslan. Rahat bırak beni. Bana küs müsün? Amma uzattın be Mehmetciğim. Allah'ını seversen bitir artık şu mevzuyu ya. Hayatım ne biçim şaka yaptın ya? Ha, eşek şakasıydı. Sen de bize yaptın eşek şakasını. Böylelikle ödeşmiş olduk. Ne oldu yani? Bizim yaptığımız bu kadar korkunç bir şaka değildi. Ya çok kötü oldum. Ya kızım götürüyorlardı. Az kalsın kalbime inecekti. Öyle mi? Nerede o kalp? Baksın kocan hemen. Hop hop hop. Yemezler. Yemezler mi? Hı. Bir zamanlar ışığı kapatayım dediğinde olmaz diyen fakir, ahmak bir sığır genç vardı. Hatırladın mı hayatım? Ne oldu? Şimdi pişman mı o biri? Hı hı. Hem de çok. Işığı kapatayım mı? Ya boşuna elektrik yanıyor. Tasarruf etmemiz lazım. Bir daha eşek şakası yapacak mısın? Yaparsam eşek olur. Çok kötü bir olaydı. Kötü oldum yani. Doğru söylüyorsun ya. Gerçekten yani. Şu anda ben de düşününce üzülüyorum. Hı. Allah ne o benden ne de çocuklarımızdan ayırsın bizi hayatım. Amin. Lütfen hayır diyorum. Gözünüzü seveyim ya. Artık çok geç. Arkadaş hiçbir duam kabul olmaz. Bu nasıl hemen kabul oldu anlamadım yani. Boş ver hayatım, ne güzel oldu işte bak. Gel 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 hadi kızlar. Geldim zaten anne. Kay. Hadi bize nasıl tanıştığınızı anlatın. Kaç kere anlatacağız lan? Ezberleseydiniz bu ne? Allah Allah, belgesel mi yapıyorsunuz? İyi de her seferinde başka bir hikaye anlatıyorsun kardeşim. Bana bak, hikayeyi anlattıktan sonra direkt odanıza gidiyorsunuz karışmama. Hayır. Evet. Hayır. Ulan evet hayır mı oynuyoruz be? Duydunuz yine sesini, yarışmamız başladı. Kesinlikle kafanızı emme basma tulumbası gibi sallamayacaksınız. Hı mı gibi cevaplar vermeyeceksiniz. İsminiz? O ben. Soy isminiz? Kral. 13 yaşındasınız. 13 yaşındayım. 13 yaşındasınız değil mi? 13 yaşındayım. Kız kardeşiniz de Ayben mi? Ayben. Öbür kız kardeşinizin adı Asalet mi? Asalet. Hayır dedin. Demedim. Evet dedin. Demedim. Hayır dedin. Demedim. O zaman hayır demek yok. Tamam. Hadi kalkın odanıza gidin. Hadi. Gitmek istemiyoruz. Gitmek istemiyoruz. Olmaz. Öyle mi? Bırak uyusunlar. Halim yok. Yedi bela bu evde, ben aslan kralım, hep akıllı